Onurlu Yemekler'e hepiniz hoş geldiniz. Yine yeniden yeni bir videoyla sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum gerçekten. Bugün yöresel bir lezzetle buluşturacağım sizi. Islama yapacağım. Bolu ilinin Gerede ilçesinde çok yapılan bir yemek bu. Mutlaka başka illerde de farklı isimlerde yapılıyordur. Ama Gerede'de buna ıslama diyorlar, bu yapacağım yemeği. Genelde tabii ki kırmızı etle yapılan bir yemek ama ben tavuk etiyle yapacağım. Bunun için pişmiş yufkaya ihtiyacımız var. Tavuk eti ve tavuk suyuna ihtiyacımız var. Eğer kırmızı etle yapacaksanız kırmızı ete ve kırmızı etin suyuna ihtiyacımız oluyor, et suyuna. Aynı şey kırmızı etle de yapabilirsiniz. Nasıl yapacağız ıslamamızı? Bir oklava yardımıyla rulo şeklinde bu pişmiş yufkalarımızı sarıyoruz. Sardığımız yufkaları böyle iki parmak aralığında kesiyoruz ve borcama diziyoruz. Borcamı tamamen kaplayana kadar yufkalarımızı diziyoruz. Yaklaşık 2-3 yufka yetiyor tabii kabınızın büyüklüğüne göre. Daha sonra tavuk suyumuzu çok iyi ısıtıyoruz. Bir kepçe yardımıyla yufkalarımızın üzerinde gezdiriyoruz. Ve üzerine de böyle küçük parçalara ayırdığımız tavuklarımızı üzerine koyuyoruz. Muhteşem bir tat. Eğer kırmızı etle de yaparsanız etleri küçük parçalara ayırıp üzerine koyuyorsunuz. Mutlaka başka isimler altında ülkemizin başka yörelerinde bu yemek yapılıyordur. Ama bizim yaptığımız yörede ıslama diyorlar bu yemeğe. Ben de sizi bununla buluşturmak istedim. Çok sevdiğim de bir yemek. Çok da lezzetli. Özellikle bayramlarda çok yapılır bu yemek. O yüzden ben de bugün özel bir yemek olsun istedim ve ıslamayı sizinle buluşturmak istedim. Şimdi ıslamamın yapımına birlikte geçelim. Bolu Gerede yöresine ait bir yöresel yemek yapacağız bugün. Islama yapacağız. Islamayı yapmak için tavuklarım var. Put aldım ben. Tüm tavuktan da yapabilirsiniz. Suya koydum, haşlanacak. Tavuk butlarım pişti, et suyum hazırlandı. Yufkamı hazırladıktan sonra et suyunu sıcak dökeceğiz ki yufkalarımız ıslansın. Sonra üzerine de butlarımızı ekleyeceğiz. Tavuklarım haşlandı. Et suyum hazır, ocağımı söndürdüm. Yufkalarımı hazırlamaya başlıyorum. Yufkamı oklava yardımıyla rulo yapıyorum. Ruloyu iki parmak genişliğinde bıçakla keseceğim. Borcama dizeceğim. İkiye bölüyoruz. Ondan sonra da o iki yufkayı üst üste koyup kesmeye başlayacağız. Yufkalarımızı gördüğünüz gibi bu şekilde kesiyorum. Yufkalarımı borcama gördüğünüz gibi diziyorum. Daha sonra dizdiğim bu yufkaların üzerine sıcak et suyunu dökeceğim. Yufkalarımı kesip borcama gördüğünüz gibi dizdim. Şimdi üzerine sıcak et suyunu dökeceğim. Yufkalarımın üzerine sıcak et suyumu gördüğünüz gibi döküyorum. Yufkalarımı ıslatıyorum. Şimdi bunun üzerine de et koyacağım arkadaşlar. Islattığım yufkalarımın üzerine tavuk etlerimi de koydum. Islamamı yaptım. Şimdi sofraya gelmeye hazır. Islamamı yaptım arkadaşlar. Sofraya gelmeye hazır. Siz de umarım denersiniz bu yöresel lezzeti. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Hatta yorumlara sizin bölgenizde bu yapılıyorsa hangi isimle yapıldığı, nasıl yapıldığını yazarsanız inanılmaz mutlu olurum. Gerçekten bunu çok isterim. İsmi nedir çok merak ediyorum ve nasıl yapılıyor. Ama bu yörede böyle yapılıyor. Yine videom bitti. Yeni bir yemekte buluşacağız. Videoyu izledikten sonra abone olmayı, yorum yapmayı,
beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.